süreci Agemar Global Lojistik'te genel müdürlük görevini yürütüyorum. Ütükat e, Deniz Yolu Çalışma Grubu'nda aktif olarak rol almaktayım. bu sene Deniz Yolu Çalışma Grubu'nda ele aldığımız konulardan biri de ihracatta çekilmeyen yüklerle alakalıydı. Biliyorsunuz ihracatta çekilmeyen yükler her ne kadar taşıma işleri Organizatörü kontrolünde olmasa da tamamen bizim sorumluluğumuzda, armatöre karşı bizim sorumluluğumuzda olduğumuz konudur. Çekilmeyen yükleri de akabinde e, oluşabilecek demoraj, ardiye, imha gibi masraflar, gelecek hukuki süreçler taşıma işi organizatörleri olarak e, ortak ve e, başlıca problemlerimizden biridir. Bunlar her ne kadar kendi kontrolümüzde olmasa da yükün talep edildiği andan teslimine kadar kontrol edeceğimiz e, süreçlerle dikkat edeceğimiz süreçlerle işletmemizin karşılaşabileceği maddi ve itibari zararları en aza indirgemek de elimizdedir aynı zamanda. Müşteriden talebi aldığımız ilk anda müşterinin kurumsal ve finansal yapısı, güncel olarak piyasayla olan ilişkileri, finansal ve ihracatla alakalı performansları gözlemlenmelidir. Sektördeki paydaşlara herhangi bir borcu olan, iletişim konusunda sorun yaşadığımız veya finansal yapısında bir problem gördüğümüz bir müşteriyle çalışmak olası demoraş problemlerinde bizleri de bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Yükün muhteviyatının belirlenmesi de oldukça önemlidir. Mal cinsinin belirlenmesi, bozulabilir mi, atı kurda gibi e, ürünler midir veya terminli yükler midir bunların da belirlenmesi en azından e, olası bu problemde karşımıza neler çıkabileceğini görmemiz açısından önemli. İşte Bozulabilir e, kargoların e, veya atı kurda gibi malzemelerin ...varış limanındaki bir problemde terk edilme olasılığı daha yüksektir. Ee, aynı zamanda seyir rotasının da e, belirlenmesi ve bunun da dikkatli incelenmesi gerekmekte. Yükleme yapacağımız limana hangi rotadan gidileceği, savaş, ambargo gibi bölgelere uğrayıp uğramadığı... E, ...ve aktarma limanlarının kontrolünün de yapılması e, gerekmektedir. Aynı zamanda yükün cinsinin bu aktarma limanlarında ve varış ülkesinde herhangi bir özel izne tabi olup olmadığı çekilip çekilemeyeceği gibi konular yüklemeden önce talebi aldığımız anda dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Transit süreler ve olası gecikmelerle göz önünde alınarak bozulabilir bir kargo ise raf ömrü, terminli büyükse termin tarihi gibi konuları gözden geçirip yükün kabulüne buna göre karar verilmelidir. Yükün kabul edilmesinden sonra müşteriyle de bir sözleşme imzalamamız gerekiyor. Bu sözleşmede yükleme şartları iki tarafın sorumlulukları ile birlikte aynı zamanda demoraj, serbest süre gibi şartların da belirtilmesi gerekiyor. Bilindiği gibi ara konşümento da olsa, ana konşümento da olsa armatöre karşı herhangi bir demoraj gibi problemde tek sorumlu taşıma işleri organizatörüdür. Bu sebeple bu belirtilen şartların yükleme öncesinde yükleyici ile sözleşmeye bağlanması e, oldukça kritik bir öneme sahiptir. Mümkünse varış limanında ajanta kullanılması, e, alıcıyla iletişim ve olası bir problemde e, daha hızlı aksiyon alınması açısından da e, tavsiye ediliyor. Gemi kalkmadan önce e, pre-alert dokümanlarının yani ticari evrakların, e, taraflarının e, karşı ajantaya gönderilip e, bu evraklarla ilgili ona alınması da gerekmekte. Gemi kalkmadan önce preler dokümanlarının acentaya gönderilmesi, yani ticari evrakların, konsumento draftlarının gönderilip karşı acentadan, dolayısıyla alıcıdan onay alınması, herhangi bir yükün çekilmeme durumu ile alakalı da önlem almamızı sağlar. Aynı zamanda gemi kalktıktan sonra yükün düzenli aralıklarla takip edilmesi, geminin düzenli aralıklarla takip edilmesi gerekmekte. Ee, bu da e, taşıma işleri organizatörünün yazılımıyla, entegre yazılımıyla sağlanabilir veya e, yük limana varmadan e, yeterli bir süre önce e, ajantaya varış ihbarı geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla alıcıya da varış ihbarı geçirmesi gerekiyor ajanta e, üzerinden. E, bu varış ihbarı ile yükün e, karşı limana ne zaman varacağının bilgilendirilmesi yapılıp e, gümrüksel ve evrak salıcıdan, karşı tarafın hazır olmasını talep edebiliriz. Yük vardıktan sonra da armatörle anlaştığımız serbest süre devreye girmekte. Yükün limana tahliye edildiğinden sonra serbest süre işlemeye başlamakta bildiğiniz gibi. Serbest sürenin bitimine iki gün kala eğer yük hala çekilmediyse acentayla ve yükleyiciyle iletişime geçip bu durumun farkında olup olmadıkları kontrol edilmelidir. Serbest sürenin bittiği gün yük eğer hala çekilmediyse Tekrar aynı kontroller bulmalı. Servis sürenin bitiminden itibaren 7 gün yükün hala çekilmemiş olmaması durumunda e-posta yoluyla göndericiye ihtarname çekilip sorumluluklarını bildiren bir yazı paylaşılmalıdır. Aynı zamanda incoterms'den bağımsız olarak yükün çekilmemesi durumunda oluşabilecek tüm masrafların kendilerine rücu edileceği de bu yazıda belirtilmelidir. Göndericiye şu ana kadar oluşan demoraş ve diğer masraflar da yazılı olarak bildirilmelidir. Serbest süre bitiminden itibaren 14. günde ise hala yükün çekilmemesi durumunda göndericiye noter aracılığıyla ihtarname çekilip aynı zamanda kep adreslerine de bir sorumluluklarını belirten yazı yazılmalıdır. Yükün çekilmeme durumu düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. E, haftalık olarak bu tavsiye edilebilir, e, her yedi günde bir kontrol edilebilir veya e, işletmenin alacağı karara göre e, düzenli olarak da takip edilmesi gerekmektedir. Yükün çekilmemesi durumunda ise e, göndericiye ve alıcıya e, oluşan demoraj ve diğer masrafların bilgisi verilip e, yükün ümidi şekilde e, çekilmesi gerektiği ile ilgili uyarılar e, yapılmalıdır. E, aksi takdirde yasal yollara, e, kuki süreçlere başvurulacağı, belirtilmelidir. Noter aracılığıyla tekrar ihtarname çekilmeli ve yük feragat mektubu alınmalıdır. Aynı zamanda oluşan masrafları azaltmak için bazı önlemler alabiliriz. Ee, örneğin yükleyiciyle iletişime geçip alıcı değişikliği veya mahreci iade e, gibi konular e, değerlendirilebilir. E, ile iletişime geçip bugün depoya boşaltılması e, ve oluşan demorajın durdurulması gibi e, konular e, görüşülebilir. Veya e, armatörle iletişime geçilip e, konteynerin satın alınması ve demarajın durdurulması gibi e, opsiyonlar da e, değerlendirilebilir. Muhtemel bir davada taşıma işleri organizatörünün zor durumda kalmaması için oluşan masrafları ve demarajı aynı şekilde göndericiye ve ajenteye iletmesi e, oldukça önemlidir. Kısaca toparlamak gerekirse taşıma işleri organizatörü olarak demaraj e, problemlerinde armatöre karşı e, tek sorumlu biziz. Dediğim gibi ne kadar kontrolümüz dışında olan süreçler olsa da e, yüklemenin başından e, talebi aldığımız andan itibaren e, yükün varışına ve teslim edilmesine kadar e, olan süreci e, dikkatli bir şekilde yöneterek muhassaflar minimumu indirilebilir. E, ek olarak belirtmek gerekir ki taşıma işleri organizatörü olarak demaraj ve ardiye gibi konuları içeren FFL yani e, nakliye aracılığı e, sorumluluk sigortamızın e, olması da oldukça kritik bir öneme sahip. Eğer bu sigortayı bir problem başladığında e, bilgilendirme yapıp devreye sokarsak ileride yaşayacağımız problemlerde de bizim elimizi rahatlatacaktır.